muhalefet eğer iktidar değişirse bir uluslararası mahkemeye tahkime gittiğinde haklı çıkabilir mi? Söke söke yabancı yatırımcı bu parasını alır mı alamaz mı? Şöyle başlayayım oraya. Tabii ki bu bir sözleşme. Sözleşmeler kendi içerisindeki belli bir adalete dayalıdır. Biz demin hocamın söylediği gibi hukuk aklıyla düşünürüz. Dolayısıyla bu hukuk aklıyla ulaştığınız yerler vardır. Ancak bugün Osman Gazi Köprüsü'nden tutun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, diğer büyük projelere, şimdi bu projelerin hepsinden daha büyük olan bu projede yap işlet devret dediğimiz modeller var. Şimdi televizyondayız. Çok ayrıntıya girerek hukuksal bir şeye boğmak istemiyorum. Ancak şu var. Somut sözleşme adaletinde eğer bir taraf lehine çok daha fazla bir hak tanınmışsa ve buradan bu haktan diğer taraf çok büyük zararlar görüyorsa bununla ilgili bir sözleşmenin feshi olabilir. Bu uluslararası tahkime de götürülebilir. Demin onu arz ettim. Türkiye bunu götürmüştür. Bu sözleşmeler benim lehime değil. Daha önce yapılmış, hatta AK Parti hükümetleri yapmıştır bunu. Yani 2004 yılında ve bununla ilgili tartışmalara girilmiştir ve tahkime gidilmiştir. Buradaki aslında olay şu. Mesela şu örnek en güzeli. Zafer Havalimanı. 1 milyon 200 bin yolcu garantisi var yıllık. Gerçekleşme oranına bakıyoruz %3, %4. 60 küsur yolcu. Evet. Ama ben bunu tam da bunu söylediğiniz için söyleyeceğim. 3-4 gün önce Sayın Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu konuğumdu. Evet. Sordum. Bu dedim böyle hani siz burada yatırımcıya bu kadar garanti veriyorsunuz ama çok daha hızlı geçiyor. Şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer devlet yapsaydı çok daha pahalıya gelecekti bu proje her halükarda. Yani ben Sayın Bakan'a katılmıyorum. Örneğin Osman Gazi Köprüsü'nün devlet kaynaklarıyla yapıldığı zaman 2,5 milyar dolara mal olacağını uzmanlar söylüyor. Bir bunu yap işlet devlet modeliyle 13 milyar dolara mal olduğunu görüyoruz. Aslında ben tam aksi bir bilgiye sahibim. Zafer Havalimanı'nı şöyle söyleyelim. Kübra Hanım, aklımız var, mantığımız var. Uşak, Kütahya, Afyon toplasan nüfusu 1 milyon 200 bin etmiyor bu şehirlerin. Buraya 1 milyon 200 bin garanti veren adamları ben Cumhuriyet Savcısı olsam çağırırım. Çağıracaklar muhalefet. Diyecek ki o zaman işte yargı bağımsızlığını kazanırsa, hukukun üstünlüğü olursa çağıracak Cumhuriyet Savcısı. Diyecek ki kardeşim buraya sen bu garantiyi nasıl verdin? Açıklayamayacaklar. Mesela orada uluslararası yatırımcı varsa tahkime tabii, gitse kazanır mı? Açıklayamayacaklar. Bakın bu Türkiye'nin son derece aleyhine olan bir sözleşme. Bu sözleşme ile ilgili içeride bir soruşturma yürüyecek. Bu kamuya zarar veren kişiler çağrılır. Bey, sadece bir soru. Yani evet. Sözleşmenin iptaliyle ilgili Cumhuriyet Savcısına yetki nereden çıkıyor? Sözleşmeyi iptal ile ilgili söylemiyorum. Yani sadece iç hukuk açısından. Sehven mi kullandınız? Yok yok. Bugün muhalefetin de açıklamaları vardı hocam. Ne dedi? Biz dedi yani özel bu sözleşmeye bir sözleşme uyum sağlayacak olsak bile ya, sözleşmeler hukuku ayrı. Orada somut sözleşme adaleti dediğimiz bir kavram tamam. var. Onunla ilgili yürürüz ama içeride bu sözleşmeyi yapan kamu görevlilerini tamam. çağırırız. Ve burada bir kamu zararı uğratılmışsa... Cumhuriyet savcılarının yetkisi yoktur anlamında. Yoktur. Hukuki yargılama yetkisi açısından yoktur. Ama yok, işin yok. Cezai dediğim, boyutu... Ha, ben cezai boyutuyla birlikte anlatıyorum. Yani, görev aşımı nedeniyle ayrı, onu açalım da şey, farklı bir bunun şey Bunun uluslararası boyutu ayrı, iş hukuku boyutu evet. ayrı. Diğer taraftan şunu söylemek lazım. Söke söke alırız poleminde şunu söylemek lazım. Aslında ben size onu söylüyordum. Şeyden önce aklıma hemen geldi söyleyeyim. O da şu. Biz burada neyi konuştuk? Enis Berberoğlu'nun salı verilmesi gerektiğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmak zorunda olduğunu, Osman Kavala kararının, Selahattin Demirtaş kararının Türkiye için bağlayıcı olduğunu, hükümet ne dedi? Bugün uluslararası hukuku uygulamak zorunda olduğumuzu söyleyenler ne dedi? Dediler ki hayır, bizim iş hukukumuz, biz iş hukukumuza göre ve mahkeme kararları uygulanmadı. Gördünüz mü çifte standardı? Bu yani, çifte standarttır diyorsunuz. Tabii, çifte standart peki. bir. İkinci çifte standart, çok uzatmadan söyleyeyim. Yasa niteliği yani kazanmış. Yani uluslararası hukuka bu kadar saygılıysak neden ahim kararlarını net uygulamıyoruz? Uygulamadık efendim. Net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamadı. Buraya çıkan hukukçular da bu bağlayıcı olmayabilir dediler. Oysa bağlayıcı yapacak bir şey yok. Ama uygulamadık. Başımıza ne geldi? Hiçbir şey. Demek ki devletin yetkisi dediğimiz şey devreye girdiğinde başka bir noktaya evrilebiliyor işler. Bunu görmek lazım. Çünkü
Doğru, uluslararası hukuk hocam benden daha iyi bilir. Gelişmekte olan bir hukuktur. Türkiye Mahmut Esat Bozkurt döneminden beri uluslararası hukuka saygı duymuştur. Lotus Bozkurt Lotus davasında Fransız kaptanı tutuklayabilmiş bir devletiz biz ve bunu aktarabildik uluslararası hukuk anlamında. Bunlar yapılabilir. İkinci çelişki, ikinci çifte standardı vurgulayayım. Yasa niteliğinde olan çok taraflı bir sözleşmeyi Türkiye ne yaptı? İstanbul Sözleşmesi'ni. İmkanı yokken, anayasanın 90. maddesine göre imkan yokken iptal etti. Tek bir cumhurbaşkanı imzasıyla kararnamesini iptal ettik biz. Ama sonra bildirdik 50 gün sonra çıkacağız diye. Hiç önemi yok. 244 sayılı bu anlaşmalar hukuk sözleşmesi, anlaşmalar hukukuyla ilgili kanunumuz, anayasanın 90. maddesi, usulde paralellik ilkesi, 50 tane anlatırız bununla ilgili de o sözleşmeden meclis yapmıştı, meclis çıkabilirdi. Ama bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle biz çıkabildik değil mi İstanbul Sözleşmesi'nden? Şimdi 1 Temmuz itibariyle çıkıyoruz. Türkiye Uluslararası Sözleşmesi tek imzayla bırakabiliyor da yaptığı bir uluslararası sözleşmeyi Türkiye bırakamaz mı? Peki. Bırakabilir. Soralım. Ya bunların tabii altında çok şey söylenebilir önce. Ama ben hani belli çifte standartları vurgulamak açısından söylemek istedim.